Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın büyük çoğunluğunun kıssalardan oluştuğunu geçen söyledim. Hani abartmayalım ama yarısı gibi kıssalardır desek yeridir. Bu kıssaların anlatılmasında hem kıssanın kendisinin anlatılmasında seçilmiş olması anlamında önemli hikmetler var. Hem kıssanın anlatılan kısmıyla alakalı önemli hikmetler var. Yani Kur'an'ın ele aldığı kıssalar peygamberler tarihinin tamamını oluşturmuyor. Kur'an'da neticede kıssası ele alınan peygamberlerin sayısı 25 tane. 3 tane ihtilaflı isim var. Onların da peygamber olduğunu düşünürseniz işte 28 tane ediyor. Ama Kur'an kıssaları ya da peygamberler tarihi bu 28 isimden ibaret değil. Bunu hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Nisa suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dih ve evhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. İşte pek çok peygamberi sayıyor Cenab-ı Hak. Onlara vahyettik. Sana da vahyettik. İşte şu şu peygamberlere de vahyettik. Ondan sonra buyuruyor ki وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ. Daha önce sana kıssasını anlattığımız peygamberlere de vahyettik. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ. Sana kıssasını anlatmadıklarımıza da vahyettik. Demek ki kıssası anlatılmayan peygamberler var. Bütün peygamberler Kur'an'da sayılanlardan ibaret değil. Bir ayet daha söyleyeyim. Mümin suresinin 78. ayeti. Estağfirullah. Ve laqad ersalna rusulen min qablik minhum men qasasna aleyk ve minhum men lem naqsus aleyk. İşte senden önce de nice peygamberler gönderdik ki bir kısmının kıssasını sana anlattık, bir kısmını anlatmadık. Niye peygamberimize vahyedilen bu mesajın içerisinde o 25 peygamber veya 28 tanesi var? Niye onlar seçildi? Önemli bir soru bu. Bunu doğru cevaplamak lazım. Zannım odur ki bunun şöyle bir sebebi olabilir. Bir, bu son ümmet için insanlık tarihi boyunca örneklik oluşturacak hayatlar bu seçilenlerin hayatlarıdır. Yani böyle bir gerekçe olabilir. İkinci bir gerekçe aklıma gelen, burada Mekkelilerin yalanlamasının önü kesilsin diye bu kıssalar seçilmiş olabilir. Nedir söylemek istediğim? Şimdi sayın ki dünyanın başka taraflarına gönderilen bir peygamberin adı Kur'an'da geçseydi ve o ismi de Mekkeliler bilmiyor olsalardı, duymamış olsalardı, böyle bir isimle karşılaştıklarında yapacakları ilk iş ya da gösterecekleri tepki, işte diyeceklerdi ki bakın gördünüz mü, böyle bir peygamber duydunuz mu hiç? Yok. İşte yalan konuşuyor. Bu yalanlamanın önü böylece kesildi çünkü Kur'an'da sözü edilen peygamberlerin hepsini onlar kıssaları bağlamında az çok bilgileri vardı bunlarla ilgili. Dolayısıyla peygamber kıssaları hakkında hiçbir karşı çıkışları söz konusu olamadı. Muhtemel bir yoğun tepkinin önü böylece kesilmiş oldu. Bildikleri peygamberlerin adları söylendiği için bu kıssalar seçilmiş olabilir. Başka gerekçeler de söz konusu olabilir ama benim ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Peki, seçilen bu kıssalar o peygamberin hayatının tamamı mıdır? Hayır. Seçilen peygamberler özel, peygamberlerin hayatlarından seçilen pasajlar da ayrıca özel. En'am suresinin 34. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki, Estağfirullah. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Ancak onlar yalanlanmalarına karşılık direndiler, sabır gösterdiler.
davalarından vazgeçmediler. Ve uzu, çok çeşitli eziyetlere maruz bırakıldılar. Hatta sonunda etahum nasruna, onlara yardımımız ulaştı. Ve la mubeddileli kelimatillahi, hiçbir güç Allah'ın kesin vaadini değiştirmeye muktedir olamaz. Ve lekad caeke min nebe'il murseline, İşte böylece sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi. Oradaki min nebe'ideki min baziyet ifade eder. Bir kısmı. Yani bütün peygamberlerin değil bir kısmının kıssası anlatıldı. Bir peygamberin kıssasının tamamı değil bir bölümü anlatıldı demek. Hud suresinde de öyle diyor Yüce Allah. Buyuruyor ki Estağfirullah. Ve küllen nakussu aleyke min enba'ir rusul. Peygamberlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Hangi kısmını? Ma nusebbitu bihi fuadeke. Yüreğini dayanıklı hale getirecek olan kısmını. Hatta bakın Kur'an'da oldukça yoğun kıssası yer alan peygamberlerden biri Hazreti Musa'dır. Onun kıssasının olabildiğince geniş bir bölümü Kasas suresinde geçer. Surenin hemen ikinci ayetinde buyuruyor Yüce Allah, Estağfirullah. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'e bil hakkı. Biz Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana anlatacağız. Hangi kısmını? Ma nusebbitu bihi fuadek kısmını. Yani kalbini motive edecek, dayanıklı, mukavemetli hale getirecek olan kısmını. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Kur'an bir şeyi söylemediyse, o konuda kahramanlık yapmanın bir anlamı yok. Demediyse, siz de durun orada. Onun demediği yeri doldurmaya gayret etmeyin. Sizin kanaatleriniz devreye girdiği zaman işin rengi değişiyor. Çok basit bir örnek vereyim size. Çok ama çok basit bir örnek. Yasin suresinin ikinci konusu bir darb-ı meseldir. Hemen geçen sohbetten sonra bir arkadaş bana dedi ki, şimdi kapının dibinde oturan arkadaş, ben kıssaların hepsinin gerçekleşmiş olduğunu söyleyince, hocam dedi, darb-ı mesel kısımları var, onlar gerçekleşti mi? Ben darb-ı mesellere kıssa demiyorum. Onun için onların gerçekleşmiş olması şart değildir. Zaten adı belli, darb-ı mesel. Örnek veriliyor. O olayın olması gerekmez. Daraballahu meselen, Allah şöyle bir örnek verdi diyor. Duribel meselun. Ya eyyühennas, ey insanlar, duribe meselun, bir örnek veriliyor. Feslemi'u leh. Kulak kabartın. Bir sivrisinek örneği veriyor Allah-u Teala. Yani şimdi sivrisineğin bir adamı sokmasıyla insandan emdiği kanı geri ondan almak gibi bir tecrübesi yok insanoğlunun. Örnek verilen şeyin gerçekleşmesi gerekmez. Adı darb-ı mesel. Şimdi geçenden bu yana düşünüyorum. Demek ki dedim bu Akabe Vakfı'nda hutbe okumak öyle her baba yiğidin kârı değil. Bizimki de baba yiğitlik değil aslında. Yutmuyor adam dediğinizi hemen bir soru soruyor, o çok hoşuma gitti ama bakın bir hayra vesile oldu kardeşimiz. Darb-ı meseleleri kıssalardan ayırmak lazım çünkü onların gerçekleşmiş olması şart değil ama sayın ki kıssalar bağlamında olsun. Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah. Vadrib lehum meselen. Sen şimdi onlara bir örnek ver. Vadrib lehum mesela. Onlara bir örnek ver. Kimi? Ashabel kariyeti. Bir şehrin halkını. Allah'ını seven bu şehir halkı kimdir diye sormuş. Hemen hemen tamamı ittifakla Antakya demiş. Ya Allah-u Teala vadrib lehum meselen ashabe Antakya diyemiyor muydu yani? Antakyalıları onlara örnek ver diyemez miydi? Yani Allah-u Teala'nın isim zikretmemesinin bir anlamı yok mu? Niye Antakya deyip duruyorsun? Antakya diyor, ondan sonra da bak ne oluyor? Sadece o kadar dese bir şey değil. İzca el murselun. O şehre elçiler gelmişti. İz erselna ileyhim üsneyni. Biz onlara iki elçi gönderdik. Fekezzebuhuma. Onlar elçileri yalanladılar.
فَعَزَّزْنَا بِثَالِسٍ Bunun üzerine biz üçüncüyle onları destekledik. فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Dediler ki biz Allah'ın size gönderilmiş elçileriyiz. Peki bu elçiler kim? Şimdi şehir Antakya olunca elçilerin de kim olduğunu bulmak gerekiyor. Başladılar. Hazreti İsa'nın havarileri. Allah Allah. Adları ne? Acayip acayip de isimler söylüyorlar. Ya Allah-u Teala havari için onu biz gönderdik der mi? Az biraz daha aşağıya doğru oku bakalım. Bunlar havari mi? Onların sözleri havarilerin sözüne benziyor mu? Diyor ki şehir halkı onlara. Kalu ma entum illa beşerun misluna. Dediler ki siz de bizim gibi birer insansınız. Ve ma enzeler rahmanu min şeyin. Rahman size bir şey indirmiş değil. İn entum illa tekzibun. Siz sadece yalan konuşuyorsunuz diyorlar elçilere. Biraz Kur'an'a bakan bu sözlerin peygamberlere yönelik bir itham sözü olduğunu kolayca anlar. Okusun Hazreti Nuh'un kıssasını, Hazreti Hud'un kıssasını, hatta bütün peygamberlerin kıssalarını, bu ithamların peygamberlere söylenmiş ithamlar olduğunu kolaylıkla anlar. Ama orada ona peygamber demiyor, sözler peygamber sözleri ama. Ondan sonra aşağıya doğru geliyor kıssa, işte Estağfirullah. Ve ca'e min aksal medineti raculun yes'a. İşte şehrin ta öte ucundan biri koşarak geldi. Tabii öte ucundan koşarak geliyor adam. Önünde durabilene aşk olsun. Hızlı hızlı geliyor. Ya çok gülüyorum bu şeylere. Yani içimde fırtınalar kopuyor ama hissettiklerimin tamamını da söyleyemiyorum. Şimdi bu koşarak şehrin öte ucundan gelen adam ifadesi bir de Kasas suresinde Hazreti Musa'nın kıssasının anlatıldığı yerde var. Bir de orada var. Orada Hazreti Musa işte şehrin içerisine girdiğinde iki kişi kavga ediyor. Kavga ederlerken biri kendi taraftarlarından, öbürü başka bir taraftan. Kendi tarafından olan yardım istiyor. Hazreti Musa da bir tokat patlatıyor öbürüne. Onun da hemen öleceği tutuyor, ölüyor orada. Bir tokatla gidiyor adam. O arada Hazreti Musa korkuyor. İşte olay anlatılıyor Kasas suresinde biraz. Sonunda gizleniyor filan, sağdan soldan çekiniyor çünkü adam öldü. O arada ve ca'e raculun min aksal medineti yes'a. Şehrin ta öte ucundan biri koşarak geldi. Ne dedi? Dedi ki kale ya Musa, ey Musa, innel mele'e yöneticiler, idareciler ye'temirûne bike seninle ilgili özel gizli oturum yapıyorlar. Liyektulûke seni öldürmek için. Fehruc innîleke minen nâsihîn. Çabuk çık buradan git ben sana öğüt veriyorum diyor. Şehrin öte ucundan gelen adam yöneticilerin gizli gizli oturum yaptığını nereden biliyor? Nasıl öte uçtur bu? Bu ne biçim şehirdir ki en öte ucundaki bir adam bile yöneticilerin gizli toplantısını biliyor? Bu bir sıkıntı. Halbuki şehrin öte ucundan gelmiyor. Bu adam şehrin en ileri gelenlerinden biri. Aynı ifade şeyde de var işte. Yasin'de de var. Şimdi gelen adamı konuşturuyorlar. Dediler ya Antakya'dır. Elçiler de havarilerdir. Şimdi bu şehrin öte ucundan, hani şehrin ileri gelen alimlerinden biri. Bence öyle. İleri gelen alimlerinden biri. Kale dedi ki ya kavmi, ey kavmim. İttebi'ul murselin, bu peygamberlere tabi olun. İttebi'u men la yeselüküm ecren, sizden hiçbir ecir istemeyen, ücret istemeyen bu adamların peşine gidin. Ve hum muhtedun, onlar hidayete erdirilmiş adamlardır. Şehrin öte ucundan gelen biri, bir şehir halkı için bunlar benim kavmimdir dese, o şehir halkı ona ne der? Sen kim oluyorsun, kim kimin kavmidir? Ama ileri gelen yönetici biri olunca, ey benim kavmim der. Adamın adını Habib-i Neccar diye ilan ettiler. Allah-u Teala adamın adını vermeyi becermedi. Haşa ve kella. Şimdi içini dolduruyor. Bütün her tarafın içini dolduruyor.